Bakın ya, Erdoğan'la zaten 21 seneden beri kavga ediyorum ben. Ancak sakın korkma. Türk devlet aklı yaşıyor. Türk güvenlik bürokrasisi bazı fanatiklerin dışında 4000 senelik devlet aklıyla hareket eder. Türk milleti müsterih olsun. Bir sene içerisinde sığınmacıların tamamına yakınını göndereceğiz. Tamamına yakın. Yani biz olmasaydık seçim ikinci tura kalmıyordu, biliyorsunuz. İlk defa bir şey açıklayacağım. Bu süreçte bizim yükseldiğimizi görenlerin bize neler teklif ettiğini bir duysanız. Ve biz reddettik, yine reddedeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ev alma, toprak alma, yabancılara ev ve toprak satışını kesinlikle hemen durduracağız. Rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. En büyük Türk milliyetçisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İnanılan ve ünlü Erta, Türk siyasetinde omurgayı temsil eder, dik duruşu temsil eder, vatanseverliği temsil eder. Bu milletin Erdoğan'ı olmayı. Şimdi Erdoğan'a ben niye sitem edeyim kardeşim? Ben Erdoğan'ı aramadım ki. Ben Erdoğan'a seni desteklerim demedim ki şu şartla. Ben Erdoğan kazansın demedim ki. Ben Cumhuriyet Halk Partisi kazansın, büyük şehir belediye başkanı adayını çıkartarak dedim. Hay, ona hayır dediniz. 24 anayasasına sadık olduğunuzu açıklayın. Sığınmacıları geri yollayacağınızı açıklayın. Sizi yollayalım dedim. Bu teklifleri Erdoğan'a yapmadım ki, Kemal Bey'e yaptım. Sağ seçmeni tanımadan siyaset yapıyorlar. Oysa Türkiye'de nüfusun %70-75'i sağ seçmenden oluşuyor. Onun için İsmail Bey, elinize bir satır aldınız. Adaylardan birisini doğuruyorsunuz diyorsunuz ya. Evet. Haklıyım. Satır falan da almadım. Gerçekleri söylüyorum. Abi bir şey söylemiyorum canım. Ben Kemal Bey'den ziyaret beklerdim. Erdoğan'dan ziyaret beklemezdim. Şimdi bir Türkiye'de bir şarkı var. Allah'ım ben nerede yanlış yaptım diye. Bence Millet İttifakı çok şeyde yanlış yaptı.